Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala rasulillahi ve ba'du. Vade farklı satış caiz midir? İslam'da bir akdin meşru olması için gerekli şartlar yerine geldiği takdirde vadeli veya peşin olarak satış meşru kabul edilmiştir. Aktin şartlarından bir tanesi de yani aktin sahih olabilmesinin şartlarından bir tanesi de satın alınacak olan malın fiyatının belli olmasıdır. Satın alınacak olan malın fiyatının belli olmaması halinde malın bedeli olan semen olarak isimlendirilen malın bedeli meçhul olduğundan dolayı akit fasit olur ki Hanefi mezhebinde fasit olan tüm akitler faiz olarak kabul edilmektedir. Örneğin peşin fiyatı 100 TL olan bir malı 3 ay taksitle 150 TL'ye satmanın iki farklı şekli olabilir. Birinci şekle göre satıcı müşteriye bu malı sana 100 liraya peşin olarak veya 150 liraya 3 ay vadeyle satıyorum demesine karşılık müşterinin Kabul ettim demesidir ki müşteri burada iki fiyattan herhangi birini yani 100 liraya peşin yahut 150 liraya 3 ay farklı fiyattan ikisinden birini tayin etmeden şu fiyat yahut şu fiyata satın aldım demeden ikisini de içerisine alacak şekilde akti kabul etmesi ve sonra meclisin dağılması şeklinde gerçekleşen akitte malın fiyatı yani semen belli olmadığından dolayı akit fasit olur. Bundan dolayı böyle bir aktin yapılması caiz değildir. Nitekim Tirmizi'nin nakletmiş olduğu bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bi'atayn fi beyatin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir akdin içerisinde iki akit yapmaktan nehyetmiştir buyurmaktadır. İmam Serahsî rahmetullahi aleyh bu ifadedeki iki akdin içerisinde bir akit ifadesini açıklarken bunun e, az önce ifade ettiğimiz gibi yani akit meclisinde iki tane fiyat arz edilip bu iki fiyattan birisi tayin edilmeden meclisin dağılması şeklinde gerçekleşen akit olduğunu ifade etmektedir. İkinci suret ise yani bir malın 100 liraya peşin 150 liraya 3 ay vadeli olarak satılmasında ikinci suret ise şöyle olabilir. Satıcı müşteriye bu malı sana 100 liraya peşin yahut 150 liraya 3 ay vadeli satıyorum dedikten sonra müşterinin ben bu malı 100 liraya peşin olarak satın aldım yahut 150 liraya 3 ay vadeli olarak satın aldım demek suretiyle malın fiyatını belli etmesi yani iki fiyattan birisini tayin etmesi, belirlemesi yoluyla gerçekleşir ki böyle bir akitte malın ücreti yani semeni, fiyatı belli olduğundan dolayı akit sahihtir. Nitekim İmam Serahsi de El Mebsud isimli eserinde açıkça e, bu iki kısmı değerlendirmiş ve birinci şekilde yapılan aktin fasit olduğunu e, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyetmiş olduğu kısmın da burası olduğunu, ikinci şekilde yapılan aktin ise yani müşterinin iki fiyattan birini tayin etmesi suresiyle gerçekleşen akitte ise e, akdin sahih olacağını ve akde herhangi bir zarar vermeyeceğini ifade etmektedir. Buna göre şayet satıcı ile müşteri iki tane fiyat arasından peşin veya vadeli satışta iki fiyat arasından bir tanesini tercih ederler ve e, akit meclisi dağılmadan bunlardan birisini tayin ederlerse malın peşin olarak satılması da, vadeli olarak satılması da caizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.